Çocuklar için adalet, herkes için adalet. Hep hukuk adalet, hep hukuk adalet. Tüm kadın cinayetleri, tüm çocuk istismarı davalarında adalet sağlanana kadar ne bu mahkemeleri, ne bu duruşma salonlarını, ne de hiçbir alanı, hiçbir yerde terk etmeyeceğiz. Hiçbir kadın, hiçbir çocuk yalnız değildir. Asla yalnız yürümeyecekler. Şu ne için adalet? Herkes için adalet. Karşı tarafın sanıkları bizi suçladılar. Fakat 10 Temmuz'da verilecek karardan çok eminim ki bunlar karşı tarafın avukatlarının üçünün de birbirine konuşmaları birbirini tutmuyor. İşlerinden birisini olaydan çıkartmak istiyorlar. Mahkemeye gelirken sivil elbise giyip kravat takip. Fakat bu ceza indiriminden de gidilmemesi, bunun mahkeme heyetinden talep ediyorum. Şule'nin annesi 2 yıl önce vefat etti. Şule'nin erkek arkadaşlarıyla problemlerinin oldu. Şule'nin psikolojik sorunlarının olduğunu söylediler. Şule'nin annesi 2009 yılında vefat etti. Şule'nin olay günü dahi erkek arkadaşıyla konuşması var. Şule'nin maddi olarak sıkıntısına şu an düştüler. Tam bu kadar düştüler. Hak ettikleri ceza. Ne fazla ne eksik. Ama hak ettikleri cezanın alınması için burada hepimiz mücadele veriyoruz. Şunu da söyleyeyim. Buradan çıkacak karar. Buradan ya ellerini kollarını sallayarak çıkacaklar ve bundan sonra insanlarda şu intiba olacak. Evet biz yapıyoruz, yanımıza kar kalıyor. Ya da çıkacak ceza, evet biz yapıyoruz ama bir yargı var ve bu yargı bizim yakamıza yapışıyor. Ya caydıracak ya da bunların önünü açacak. Biz caydırması için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz.